Gül Isparta da güzel, Gül Gönen de güzel diye Gönen'e geldik. Yanımda Gül Gören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nazire Özsu Hanım var. Biz şimdi kooperatif ortaklarıyla birlikte gül sirkesi yapacağız. Gelin bakalım gül sirkesinin özellikleri nelermiş, nasıl yapılıyormuş birlikte öğrenelim. Bunu yıkıyorsunuz. Tohum kaldıysa dibe çöksün. Şöyle mi yapacağım yani? Hı-hı. Evet. Yapabiliyor muyum? Evet, elinize sağlık. Güzel. Bunun fermente olabilmesi için gül sirkemizin bal koyuyoruz. Yani mutlu arıların balı. Evet. Dur ben şöyle koyayım istersen. Tabii ki de. Bal şimdi fermente olmasını sağlıyor, evet, değil mi? Biraz tatlı olması lazım. Pekmezimizi tencereye dökeceğiz. Şöyle döküyorum. Tamamını boşaltacak mıyım? Evet. Çok güzel. Kırmızı bir renk. Evet, harika. Şimdi ne katıyoruz? Çerezimizi koyabiliriz. Ceviz, badem, fındığımızı. Tamamen enerji deposu. Ve her biri organik bunların. Soğuduğu için kesmeye başlayabiliriz. Çıkardık. Sanki çok minik oldu gibi. Evet, çünkü kahvelerin yanında falan. Ha, anladım. Ama isteğe bağlı. Dediğim gibi isteğe bağlı. Demek ki ben çok yemek istiyorum o yüzden. Olabilir. Şöyle. Gül reçeli yapacağız. Merve bize gül reçelinin nasıl yapıldığını anlatacak. Onlar gülleri ayıklamışlar. Ama bilmediğimiz bir aşama, gül eleniyormuş reçel yapılmadan önce. Müthiş buluşma gerçekleşebilir. Kaşıkla almamamızın nedeni birbirine çok yapışmış bir şekilde olduğu için ve elle ölçmeye de birazcık alışkın olduğumuz için. İmkanı olanlar varsa odun ateşinde yaparlarsa eğer dışarıda ve kara tava dediğimiz sistemde onunki daha da bal kıvamında, bal renginde bir öyle renk elde edecekler. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Gül ayıklamaya başladınız mı? Başladık. Biz de Nazire Hanım'la bir sepet daha getirdik. Aa, bunlar ayıklanmış değil mi? Evet. Evet. Bunlar önceden ayıklamış olduğumuz gül yapraklarımız. Şimdi şöyle gülü tarladan topladık, evet. Geldik. Nasıl ayıklıyoruz sirke yapmak için? Sabahın erken saatlerinde toplamış olduğumuz gülleri pembeliği gitmeden, kaybolmadan topluyoruz. Bunu çanak yapraklarından bu şekilde ayırıyoruz, ayrıştırıyoruz. Şöyle mi tutuyorsunuz? Evet, hepsini birlikte şu şekilde şöyle çok kolay çıkar. Şöyle. Evet. Evet. Bunu ne yapıyoruz? Bunu da bir kenara biriktiriyoruz. Bir şeye yarıyor mu, sonra kullanıyor muyuz? Onu gülhanede gül distilasyonu yapan arkadaşlara veriyoruz. Onda da bir miktar koku var. Onlar da distilasyon esnasında işe yarıyor. Kullanılıyor yani. Gül suyu çıkarırken kokusundan yararlanıyorsunuz. Evet, evet. Yani onu da atmıyoruz, onu da kullanıyoruz. Gülün her şeyini kullanıyoruz. Yeşil yapraklarını da kullanmıyor musunuz? Yok, yeşil yapraklarını kullanmıyoruz. Neler yapıyorsunuz gülden? Gül sirkesi, şu an yapmış olduğumuz gül reçeli, gül şerbeti. Tabii gül endüstriyel bir bitki olduğu yanı sıra mutfaklarımızda da baş tacımız diyebilirim. Çünkü sabah kahvaltılarındaki reçellerimizi Isparta gülünden yapıyoruz. Özel yağ gülü dediğimiz Isparta gülünden yapıyoruz. Bunun kokusu ve hoş aroması hiçbir güle benzemez. Isparta gülü yağ gülü oluyor. Evet. Ve de özel bir kokusu var. Evet. Çok güzel bir kokusu var. Kozmetikte kullanılıyor. Evet. Gıda olarak kullanılıyor. Evet. Ve parfüm sanayinde dünyanın birçok ülkesine gül gönderiyorsunuz. Evet. Veya gül suyu, gül yağı. Gül yağı gönderiyoruz, evet. Parfümün ana maddesi. Gül yağı olmadan kesinlikle parfümlerimiz olmuyor. Uçucu yağ olarak mutlaka gül yağı kullanılıyor. Bu kadar çok gül var yani. Dünyaya bile gönderecek evet, kadar çok evet. Isparta'da gül var. %60'ı Isparta'dan çıkıyor. Evet. Ama Denizli dünyaya. Ve Burdur'da da üretiliyor. O yörelerde de var ama asıl yeri Isparta. Şu yeşil yapraklar bir başına bir işe yaramıyor herhalde. Yok, onlar kalıyor. Şu sarılar kullanılıyor. Onlar da koku olarak mesela destekleyici. Gül sirkesi yapacağız ya şimdi. Evet. Bunları ayıkladıktan sonra ne kadar sürede olgunlaşıyor gül sirkesi? En iyi şekilde
olan gül sirkesi 6 ay, 8 ay ve hatta 1 yıl diyebilirim. Beklemesi mesela, lazım. Mesela bu sirkeyi yaptık ya, bunu bu sene kullanmıyoruz. Bir dahaki bunu sene. Gelecek, bir önceki sirke yaptığımız sirkeyi kullanıyoruz. Ne kadar geç olursa, beklerse o kadar kalite elde ediyoruz. Nazire Hanım, sizin de hepiniz bu kooperatifin ortağısınız. Evet. Kaç kişiden oluşuyor ortaklığınız? 23 ortağımız var. Evet, daha yeni bir kooperatifiz. 3 yıl oldu kurulalı. Tarımsal kalkınma kooperatifiyiz. Hepimiz üretiyoruz. Hepinizin gül bahçesi mi var, farklı bahçeleri mi var? Hemen hemen hepimizin gül bahçesi var. Olmayan yoktur. Bunun yanı sıra şeker pancarıydı, kuru tarım, haşhaş, meyvecilikte elma, kiraz, bütün meyveler var. Siz ne yapıyorsunuz? Bakalım size yardım ediyorum gül sirkesi için. Gül yaprakları ayıklayın. Sizin de var mı gül bahçeniz? Evet, var. Ne kadar? 2 dönüm. Daha yeni. Ha, yeni mi üretmeye başladınız? Aynen, daha 4 yıllık bir gül bahçem var. Bir gül dikildiği zaman kaç yıl oluyor? Uzun süreli yani, öyle ömrü bitmiyor. Bitmiyor mu? İlk yıl başlıyor vermeye, ondan sonra devam ediyor. Tazeliyorsunuz, evet. Yaşlanınca. Evet, evet. Tazeliyorsunuz, buduyorsunuz, derin budama yapıyorsunuz, evet, ve tazeleniyor. Satıyoruz. Yaşlanmış dallarını satıyoruz. Başka üreticiler onları dikiyor. Biz de alttan gelen kökler tekrar filizleniyor. Onları tekrar toplamaya başlıyoruz. Yedi veren gibi bir aynen, şey oluyor, aynen, değil mi? Yani ölümsüz gibi oluyor. Ölümsüz gibi, gönen gibi. Ölümsüz gönen gibi. Yani ne çok seviyorsunuz memleketini. Evet, başka yerde yaşayamayız. Gül Gönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarıyla gülümüzü ayıkladık. Sirke yapımına geçeceğiz ama sirke yapmadan önce yıkamamız mı gerekiyor, evet, Demet? Yıkamadan önce de ben gülün bu kadar içinde olan sizlerden gül hakkında birkaç söz duymak istiyorum. Söyler misiniz? Tabii ki söyleriz. Söyler misiniz? Tabii ki de. O zaman Müjgan Hanım, sizden başlayalım. Güller derildi, masalara serildi. Evet, serdik şimdi. Birazdan evet, kullanacağız onları. Gerçekten bu ortamda çalışmak çok güzel. Kokusu bile yetiyor. Siz çok zevkli insanlarsınız ya. Çok mutlusunuzdur herhalde bu ortamda, evet, çalıştığınız çok için, mutluyuz, değil mi? Seviyoruz. Ondan mı çok gülüyorsunuz? Ne güzel. Gülmek çok önemli bir şey insan hayatında. Isparta en mutlu şehir seçildi. Bence gülün etkisi çok. O zaman Isparta en mutlu şehirse Gönen... Daha da mutlu. Kat kat mutlu bir, evet, şehir sabahın herhalde. Sabahın beşinde toplanan, evet, bu güller insanı yorması, enerji lazım, eziyet olması lazım. Ama her gün biz sabah 5'te bahçedeyiz. Gayet de mutluyuz. Ve mutlusunuz. Mutluyuz. Evet. Evet. Mutlu. En İyi çok şükür. Da o hani çalışıyorsunuz sonra kahvaltı ediyorsunuz ya gül, evet, bahçelerinde, evet, değil mi? O kokuyla, kuş sesleriyle muhteşem. Bülbül sesleri gelir. Yuva yaparlar gül ağaçlarının içine. Hep, evet, bülbül sesi vardır gül bahçelerinde. Demet Hanım, şimdi sıra sizde. Sizden tamam, bir söz alalım gülle ilgili, bakalım. Bana gül verin, gül vermezseniz gülü verin. Aa, gülü veririz canım, o kolay. Ay, çok teşekkür ederim. Yeter ki siz bize gül verin, ay, biz güleriz. Şimdi Zübeyde de sıra. Gül evlerin ekmeği aşı. Gül kokar Gönen'in toprağı taşı. Aa, ne güzel. Çok siz gülü de çok seviyorsunuz, Gönen'i de çok seviyorsunuz. Elbette, elbette. Binlerce şükür. İnsanın bu kadar çok sevdiği bir maddeden ekmeğini çıkarması, yaşamını, hı, sürdürmesi bu gününde çok güzel, çok şanslısınız. Elbette, elbette. Kıskandım sizi. Çok kıskandım. Teşekkürler. Ama gül üreticiliği işte o kadar kolay bir iş değil, değil çok mi? Çok zahmetli, elbette. Çünkü topladığınız her bir gül, gramaj olarak düşündüğünüzde çok küçük ama bunu tonlarla topluyorsunuz ve topladığınız tonlarca gülden sadece 1 kilo gül yağı elde ediyorsunuz. Ne kadar az oluyor? Çok değerli. Gramaj olarak çok küçük. Şöyle topluyorsunuz dalından. Evet. Evet. Ve bundan tonlara ulaşıyorsunuz. Tonlara ulaşıyoruz. 4 ton ya da iklime bağlı 5 tondan 1 kilo yağ elde edilir. O yüzden yağ çok değerlidir, çok değil kıymetlidir bu çok yörede. Değerli. Evet. Evet, şimdi sıra geldi kooperatif başkanımıza. Nazire Hanım, gülle ilgili sizden bir söz alalım. Tınaz tepeden aşağı inersin düze, gül ile başlarsın sabahları söze. Aa, çok güzel. Evet. Gerçekten öyle başlıyorsunuz, evet, değil mi? Sabah erken saatlerinde. Sabah 4'te gül bahçesine gidiyorlarmış. Onu öğrendim. Şimdi yıkamaya başlayalım, tamam, o zaman. Tamam Zeynep Hanım. Ben size su döküyorum. Tamam. Siz bunu yıkıyorsunuz. Tohum kaldıysa dibe çöksün. Şöyle mi yapacağım yani? Hı-hı. Evet. Yapabiliyor muyum? Evet, tabii, elinize çok sağlık. Güzel. Gül sirkesi nasıl oluyor?
Çok merak ettim. Gül sirkemizi öncelikle çanak yapraklarından ayrıştırdığımız, şimdiki gibi gül yapraklarımızı yıkıyoruz. Hı hı. Yıkadıktan sonra bir süzgeçten geçirip suyunu süzüyoruz. Süzdükten sonra cam fanuslarımıza ya da küplere yaprakları dolduruyoruz. Basıyoruz. Cam kavanozlara. Yani eskiden büyük annelerimiz küplere yapıyorlarmış. Toprak küpleri. Toprak küpleri. Bu yeterli mi? Öbürünü yıkayacak mıyız? Yok, yeterli. Şimdilik bu yeterli, yeterli kavanozumuza. Şöyle herhalde basacağım değil mi? Evet. İnşallah taşırmadan. Yok yok. Tamam. Şu elimi çok daha güzel. Bastıracak mıyız bunu? Yok. Bastırmayacak mıyız? O yeterli. Bu cam için yeterli. Burada ezilmesi önemli değil, değil mi? Yok, hayır. Sirke yapılacak gülün bir özelliğinin olması gerekir mi? Yani toplanmasında bir önceliği falan var mı? Yok, Isparta gülü olması gerekir. Aynı zamanda bir de sabahın erken saatlerinde. Toplanmalı. Çünkü kokusunun ve yağının gitmemesi gerekiyor yapraklardan. O zaman hemen topluyorsunuz. Gülde evet, her şey çok acele değil mi? Evet. Erkenden topluyorsunuz, erkenden evet, ayıklıyorsunuz ve hemen ne yapacaksanız onu güneşe kaldığı zaman hem renk solar hem koku gider. Yağ oranı düşer yapraklarda. Kalite o yüzden kalite de düşer. Uçucu böyle yağ olduğu evet, için evet, yağ oranı azalıyor. Evet. Ne kadar beklerse evet, o kadar azalıyor evet, değil mi? Evet. O yüzden güllük işlenmesi gerekiyor. Yani. Evet. Zaten tarımda her şey böyle dakikalara bağlı değil mi? Her türlü üretim. Evet. Saatlere, dakikalara, her şeyin zamanını, her şeyin zamanında yakalamanız gerekiyor. Mutlaka. Gerçekten tarım bir ürün yetiştirmek, bir çocuk büyütmek, bir bebek bakmak gibi bir çünkü şey. Çünkü dikiyorsun, bir bebeğe bakar gibi onu bütün aşamalardan geçiyor. Buduyorsun, işte suluyorsun, gübresi oydu buydu. Yani bayağı meşakkatli bir iş, yorucu bir iş. Yorucu ama bir biz iş. Mutluyuz. Değil mi? Üretmekten mutluyuz. Evet, gül üreticisi hanımlarla birlikte güle oynaya, güle eğlene biz gül sirkesi yapmaya devam ediyoruz. Evet. Yeterli mi bu? Daha koyalım. Yeterli. Onu da koyalım mı? Bakın burada suyun içinde tohumlar kalmış. Evet. O acılık mı veriyor dediniz? Sirkemize biraz acılık hı, verir. Eğer siz de gül sirkesi yapmayı denerseniz aman unutmayın içine tohumlar gitmesin. Gül Gönen'in gül kadar güzel kadınlarıyla gül sirkesi yapmaya devam ediyoruz. Nazire Hanım, şimdi hangi aşamadayız? Ne koyacağız? Malzemelerimiz neler? Bunun fermente olabilmesi için gül sirkemizin bal koyuyoruz. Yani mutlu arıların balı. Evet. Dur ben şöyle koyayım istersen. Tabii ki de. Bal şimdi fermente olmasını sağlıyor, evet, değil mi? Biraz tatlı olması lazım. İsterseniz o fermente, sirkeyi de bunun içine katın. Sirke anası veya elma sirkesi. Elma sirkesi. Olmazsa olmazımız bir miktar da elma sirkesi. İkisi aynı ölçü oluyor değil mi evet, bunların? Evet. Sizin arılar da mutludur o zaman. Evet. Gül toplarken illaki ısırırlar yani. Öyle mi? Evet. Bu tamam. Tamam. Şimdi su mu koyacağız? Su. Suyumuz da normal musluk suyu değil, klorlu su değil. Dağlarımızdan, pınarlarımızdan getirmiş olduğumuz kaynak suyuyla. Hangi dağdan? Tınaz. Tınaz Dağı'ndan gelen. Evet. Kaşığı da yıkıyorum. Evet. Ziyan olmasın. Çok tasarrufluyuz. Bu kadar yetiyor mu? Kavanozumuzu üst kısmını tamamen gül yapraklarını kapatacak şekilde dolduruyoruz. Gül Gönen kooperatif üyeleri hanımlarla birlikte sirkemizi tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Üstünü örteceğiz. Şimdi bir tülbentle, bir bez parçasıyla bunun üzerini kapatıyoruz ve bağlıyoruz. Bu şekilde açık kalıyor. Çünkü içerisinin asidi çıkması gerekiyor ve her gün bunu mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Bu gül yaprakları kavanozun dibine çökene kadar tekrarlıyoruz. Ondan sonra yaprakları alıyoruz ve ebelenmesini bekliyoruz sirkemizin. Mayası oluşana mayası, kadar evet, devam evet, ediyor. Evet. Sirkede en önemli şey sirkemizin üşümemesi gerekiyor. Ne demek o? Sirke üşüdüğü zaman kesinlikle fermente olmaz. 20-24 derecede ısı da kalması lazım sirke. Sirke olabilmesi için
fermente esnasında. Sessiz olun, denerseniz sirkenizi üşütmeyin. Evet. Peki karanlık ya da gün ışığı fark ediyor mu? Yok, hayır. Sıcak durması yeterli. Yeterli. Sadece. Tek şartı sıcaklık sıcak, istiyor. Sıcak, üşümemesi gerekiyor. Ve ağzının açıklığı kaç ay boyunca devam edecek? Kavanozun altına gül yaprakları çökene kadar bezle veya tülbentle duracak. Duruyor. Yani bir ondan ay kadar. Ondan sonra evet bir ay süre zarfında mutlaka dibe çöker zaten. Hatta bazen yalancı çöküş vardır. Çöker tekrar kalkar, ona aldanmamak gerekir. O yalancı çöküş ne demek ya? Yalancı çöküş bazen çöker, biz çöktüğünü zannederiz, tekrar yukarı kalkar. Kaynama ertesi günü yani fermente devam eder. O yüzden mutlaka onu iyice bakmamız gerekiyor. Birkaç gün altta kalması gerekiyor. Yani o fermente olayının etkisiyle evet. alakalı evet. bir şey evet. sanıyorum. Evet. Yalancıktan çöküyor sonra evet. tekrar evet. devam ediyor. Gönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin en önemli ürünlerinden birisi olan gül sirkesinin olgunlaşmış halini görüyorsunuz. Şimdi bunu bir bardağa alalım. Harika. Ve şifa kaynağı. Ne gibi faydaları var Nazire Hanım, dinleyebilir miyiz sizden? Gül sirkesi ağız yaralarına, boğaz iltihaplanmalarına, diş eti rahatsızlıklarına gargara yapıldığı zaman muhteşem bir tedavi edici bir üründür. O kadar güzel bir kokusu var ki anlatamam. Yani gül suyu sirke olmuş. Düşünün, olamaz böyle bir koku. Ben bir kaşık içebilir miyim? Tabii ki de. Her gün sabahleyin içilen ilk bir bardak suyunuzun içine bir yemek kaşığı gül sirkesi koyup içseniz kilo da verdirir, midede bağırsaktaki sistemleri düzene sokar. Düzenli olarak metabolizmayı çalıştırır. Şimdi ben bir tane içeyim bakayım. Böyle gönül, içebilir miyim? Tabii ki de, gönül rahatlığıyla. Yapraklardan zarar çok güzel. Gelmez. Zaten o yapraklardan yapıyoruz. Çok güzel. Muhteşem bir üründür. Bizim kooperatifimizin ön ürünü. Bu yıl yurt dışına numune göndermiştik. Çok beğendiler. Almanya'ya 1000 şişe sirke gönderdik. Almanya'ya gönderdiniz. Evet. Nereden buldunuz peki orada müşteriyi? Onlar yani sizi buldu? Bizi tanıyanlar. Çünkü Isparta'da tek sirke yapan kooperatif biziz. Çok güzel. Bunu da içiyorum. Evet. Afiyet olsun. Niye tekrar tekrar içiyorum biliyor musunuz? Hani başka sirkeyi aldığınız zaman genizde bir yanma olur ya. Evet. Bunda o yok. Yok. Yumuşak evet. bir sirke ve o gül kokusunu damağında hissediyorsun. Tadını hissedebiliyorsun. Evet, Gül Gönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarıyla güzel bir sohbetimiz oldu. Dilerim sizler de Isparta Gülü'nden, Gönen Gülü'nden yapılan çeşitli ürünleri sofranıza koyma şansını yakalarsınız. Ve diğer ürünlerinden, kozmetiğinden, gül suyundan yararlanabilirsiniz. Burada sizler için çalışanlar var, siz de bunlardan yararlanmayı unutmayın. Gönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Demet Hanım ve Nezire Hanım'la birlikte şimdi Isparta'ya özgü bir tatlı yapacağız. Evet. Ama bu tatlının özelliği bütün malzemelerinin şeker hariç Isparta topraklarında üretilmiş olması, yetiştirilmiş olması. Bunların başında Isparta'nın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan haşhaş geliyor. Evet. Ama şekerin de pancarını biz üretiyoruz. Unun, buğdayını da biz üretiyoruz. Çünkü Gönen'in ovasının yarısı şeker pancarı. Yoksa evet. un da atalık buğday mı? O da atalık buğdayımız. Gökala buğdayımız. Gökala. Bu yöreye ait olan atalık buğdayımız. Adı Gökala. Yani Gökala buğdayı. Şimdi malzemelerimiz neler demek? Unumuz, haşhaşımız, cevizimiz, bademimiz, fındıklarımız. Fındık da mı var? Evet. Fındık da mı buranın peki? Fındık da kendimizin, ceviz de kendimizin ve gayet organik. Isparta'da fındık var mı? Evet. Kendi bahçelerimizde, kendi fındıklarımız da var. Kendimize yetecek kadar var. Ve pekmez. Evet, kendi üzüm bağlarımızdan.
Bu da buranın öyle evet, mi? Evet, o pekmez de kendimize ait. Üzüm pekmezi. Ben durmadan pekmezi savuruyorum. Neden? Çünkü savurdukça kokusu geliyor bana. Bu da ayrı evet, bir güzel koku. Evet. Şimdi neyle başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Pekmezimizi dökebiliriz tenceremize. Pekmezimizi tencereye dökeceğiz. Şöyle döküyorum. Tamamını boşaltacak mıyım? Evet. Çok güzel. Kırmızı bir renk. Evet, harika. Şifa olsun. Odun ateşinde yapmış olduğumuz pekmezlerimiz. Şu ölçümüz de aynı. Bununla da şeker koyuyoruz. Siz boşaltın isterseniz Nazire Hanım. Peki ocağı yakacak mıyız? Evet, yakabiliriz. Yakalım o zaman. Malzemeleri tencerede mi karıştırıyoruz evet, önceden? Burada da karıştırabiliriz. O zaman alabilirsiniz. Alabiliriz. Çünkü bu şekerin erimesi gerekiyor burada. O zaman şekeri de döküyorum. Dökelim. Şöyle. Kocaman bir tas şeker. Evet. Evet. Muhteşem bir enerji deposu. Enerji bombası diyebiliriz evet, buna. Tamini almaya gerek yok. Aynen. Asıl bomba bu. Demet ne güzel. Siz gül tarlasında çalışıyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. Bülbül sesleri dinliyorsunuz. Haşhaşlı yiyecekleri yiyorsunuz. Böyle büsbütün lehavete kapatılıyorsunuz. Evet. Mutluluğunuzun sırrı herhalde bundan kaynaklanıyor. Gül tarlasında çalışıyoruz, yoruluyoruz. Çakal helvasıyla enerji topluyoruz. Öyle mi? Evet. Çalışacak enerjiyi çakal helvasıyla. Evet. Hem beynimiz çalışıyor hem de dinçleşiyoruz. Tekrar enerjimiz yerine geliyor. Başlıyoruz gül toplamaya. Bu tempoya öyle dayanabiliyoruz. Aynen. Yani. Çünkü sadece bizim işimiz gül toplamak değil ki, evde çocuk, eş, yemek, bir sürü iş, ev hanımları, siz de biliyorsunuz. En zor meslek, kooperatif. Yani. Çok marifetlisiniz, sizi kutluyorum. Gerçekten teşekkür, çok çalışkansınız. Teşekkürler. Şimdi ne katıyoruz? Çerezimizi koyabiliriz, ceviz, badem, fındığımızı. Tamamen enerji deposu oldu. Ve her biri organik bunların. Haşhaşımızı da koyabiliriz. Peki bu haşhaşın bir özelliği var mı? Bozalaktan çıktıktan sonra bu patos halinde gozaktan çıkıyor, savruluyor, yıkanıyor tertemiz halinde soframıza. Yani bunu böyle yiyebilirsiniz, evet, sürtüp başka çöreklerde kullanabilirsiniz. Ama tertemiz yıkanıp kurutulduktan sonra boşaltır mı? Evet, dökebiliriz. Bunun artık belli bir süre kaynaması gerekiyor. Demek şimdi sadece karıştıracak evet, mıyım bu? Böyle, evet, evet. Tek yönde mi karıştıracağım? Aynen. Neden tek devam, yönde karıştıracağım? Kıvamını bulması için tek yönde karıştırmamız şart. Tek yönlü olursa daha aynen, dengeli kıvam, karışmış evet, olacak. Bunu hep ava giden büyüklerimiz cebine katıp enerji için orada yerlermiş. Ay yoruldum demek yetiş. İmdat. İşte gül toplamadığınız belli. Bizim kadar çalışmadığınız belli. Gül toplasaydım kolum dayanıklı olurdu diyor. Değil mi? Yani kaslarımız gelişirdi. Şimdi olana kadar başka işimiz yok mu bizim? Şimdi başka işimiz yok. Bunu olduktan sonra olduğunu anlamamız için siz bana su dolu kaseyi tutabilirseniz size gösteririm. Bunu aldık kaşığımıza. Bunu buna damlattım. Bu olmamış hali. Bunun kıvamı gelirse bu top halde iner. Karıştırıp karıştırıp kaynadıktan sonra bakmam gerekiyor. Ha, anladım. Peki başka belirtisi olmuyor mu bunun dışında? Yok. Bu kıvamı top halinde suyun içine inmesidir. Peki olunca bu böyle sıvı mı olacak, sert mi olacak? Teni de dökeceğiz, unladığımız teniden. O soğuyacak. Soğuduktan sonra çekecek, sertleşecek. Küp küp keseceğiz, küp şeker gibi. Kahvelerin yanında, çayların yanında, kabul günlerimizde, ondan sonra işe giden eşlerimizin cebine, çocuklarımızın cebine. Besleyici, aynen, enerji, enerji verici, besleyici, organik, doğal, kendimizin. O zaman bekleyelim. Bekleyelim, olmasına bir yarım saatimiz var. Çakal helvamız sanırım olmaya başladı evet, değil mi? Köpürmeye başladı, kaynıyor. Aynı zamanda karıştırırken evet, dibinin hafif tutmaya başladığını hissediyorum. Tutmaz. Tutmaz mı? Karıştırdığımız için tutmaz. Ha, yani bıraksam tutacak. Aynen. O yüzden ben sürekli karıştırıyorum. Karıştırmamız gerekiyor. Peki ununu hangi aşamada katacağız? O aşamaya hemen yakınlaştı artık. Onu bir deneyebiliriz. Deneyelim mi? Evet. Ben suyu tutayım sen. Tamam. Siz buyurun.
Şimdi bunu alıyoruz. Kasemize damlatıyoruz. Gördünüz mü kıvamı? Nasıl indi top top. Az önce nasıl iniyordu? Dağınık dağınık. Şimdi unumuzu döküyoruz. Karıştıralım. Çok mu döktün? Dökelim. Hayır, şöyle. ölçüsü aynı. Dökebilirsiniz. Hepsini dökelim. Evet. Şimdi bu aşamada dibi tutar bunu. Un yanar. O yüzden bunu... Ben şöyle tutayım istersen. Gerçekten güç istiyor. Yani. Bu kasları biz gül tarlalarında yapıyoruz. Unumuz geldi. Evet. Peki. Şimdi kontrolü dökelim. Devam şimdi biraz karıştırayım ben. Biraz dursun. Şimdi her zaman insanların enerji verici gıdalara ihtiyacı var. Ama geçmişte atalarımız bunu biraz imkansızlıktan, biraz da ellerinde olanı değerlendirerek bu şekilde yapmışlar. Aslında keşke şimdi de yapabilsek, çocuklarımız bu sağlıklı enerji kaynaklarından yararlanabilse. Yani şimdi bizim çocuklarımız yararlanabiliyor ama dediğiniz gibi keşke bütün çocuklar yararlansa. Onun için sizin bol bol üretip birçok yere göndermeniz lazım. Bizim pazar bulmamız gerekiyor. Pazar çok da. Pazara biz ulaşamayız. Pazara ulaşamıyorsunuz. O kadar çok üretemiyorsunuz da herhalde, değil mi? Çok üretebiliyor ama musunuz? Yani biz sadece kendi çapımızda satabiliyoruz. İstek olsa daha çok yaparız. Daha çok. Bence, buraya kazanı kurur, kazanla yaparız. Bence istek olacak. Yani bu kadar doğal ve bu kadar güzel bir şey. Biraz siz, daha un. Malzemeleri toplamaya başlayayım bence. Şimdi kaşık kaşık koyayım, değil mi? Al. Bir tane daha koyayım mı? Bir tane. Yeter. Tamam, bu tamam. Yoruldumsa bir iki döndürebilirim. Bir döndürün bak, az öncekiyle farkı göreceğiniz. Ne kadar zorlaştı. Değil mi? Ağırlaştı, zorlaştı. Ağırlaştı, evet. Bunu hak ediyoruz artık yemeği. Değil mi? Bunu yiyeceğiz, kaybettiğimiz enerjiyi geri alacağız. Bunu böyle elimizle böyle sepiyoruz ununu. Biraz daha un lazım bize. Oo, çok güzel oldu. Beyaz unun üzerinde çok güzel bir görüntü oldu. Bir süre bu böyle bekleyecek. Bu soğuyacak. Soğuyacak. Bunu şimdi hiç dokunamayız. Şimdi bu ne kadar sürede sertleşecek? 10-15 dakika. Yeterli. Yeterli. Hı. Ama ilk şimdi bunu döktük, yayıldı. Hı hı. Üstüne un serpmemiz gerekiyor, az bir şey de olsa. Hı, şöyle incecik. Bu sertleşecek. Gayet güzel keseceğiz istediğimiz şekilde. İstersen düz kesersin. Küp kes, düz kes. Baklava kes. Aynen. Nasıl canımız isterse. O kesmek bize kalmış. Şimdi biraz bekliyoruz. Evet, bunun soğumasını bekliyoruz. Gül Gönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bahçesinde yapmış olduğumuz çakal helvası artık oldu. Evet, Gönen'imizin efsane tatlısı, çakal helvası. Evet. En muhteşem tatlımız. Eskiden alkış bugüne... ona. Evet. Bir alkış ona, bir alkış. Bir alkış da sana, evet. Bir alkış da Nazire Hanım'a. En büyük alkış o hak ediyor. Kadınları toplayıp böyle bir oluşumu önderlik ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Umarım daha büyük başarılarınız olur. Ürünleriniz Türkiye'nin dört bir köşesine ulaşır. İnşallah. Gül kadar güzel işbirliğinizin ömrü gül kadar kısa olmasın. Aynen. Olmasın. Ben de Demet'ten öğrendim bu sözleri. Soğuduğu için kesmeye başlayabiliriz. Çıkardık. Sanki çok minik oldu gibi. Evet, çünkü kahvelerin yanında falan. Ha, anladım. Ama isteğe bağlı. Dediğim gibi isteğe bağlı. Demek ki ben çok yemek istiyorum, o yüzden. Olabilir. Şöyle. Sen şimdi farklı şekillerde kesip onu ona göre koyacaksın, değil mi? Hı-hı. Bu kahve yanına oldu şimdi. Aynen, kahve yanı olur. Şimdi bunu böyle. Oldu. Yuvarlak. Top oldu. Aynen. Ben hep böyle baklava gibi daha büyük büyük keseceğiz diye düşünmüştüm. İsteğe bağlı ama böyle lokmalık.
Bayramlarda falan da yapılıyor mu bu? Bu zaten evimizde eksik olmuyor. Çünkü misafirimiz geldi. Hiçbir şey aramıyoruz. Kahveyi yap, yanına koy. Gece, gündüz, aynen, bayram, seyran her zaman hazır. Öyle. Çocukların eline ver. Çocuğun eğer pekmez yemiyorsa, pekmezi yedirtemiyorsan genelde çok şey yapmazlar. Küçük çocuklar biraz zor yerler ama böyle verdiğin an hem haşhaşı yemiş oluyor, hem pekmezi yemiş oluyor, hem cevizi, bademi tüketmiş oluyor. Hepsini bir arada tüketiyor. İsterse yemek istemesin yani anne onu ama, bir şekilde yediriyor. Yani. Çakal helvası adı altında değil, çakal çikolatası adı altında yedirebiliyorsun. O zaman adı değişince daha çok mu yiyorlar? Yani çikolataya düşkün ya çocuklarımız öyle bu şeylere. Bu da farklı. Çikolata. Bu artık bizim çocuklara yedirmek istediğimiz bir ürün. Çok teşekkür ediyorum. Gül Gönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları bizlere böyle atalık önemli bir helvayı tanıtmış oldular. Umarım ve dilerim sizler de denersiniz ve çocuklarınıza, sevdiklerinize sofralarında yer verirsiniz. Afiyet olsun. Yağlık gül üretiminin en çok olduğu yerde Isparta'dayız. Isparta'da Gönen'deyiz. Gönen'de her evin altı bir gülhane. Şimdi de yeni bir gülhaneye gidiyoruz. Bakalım burada güle dair neler öğreneceğiz. Merve Pektaş'ın gülhanesindeyiz. Biz Merve ile birlikte gül reçeli yapacağız. Merve bize gül reçelinin nasıl yapıldığını anlatacak. Onlar gülleri ayıklamışlar. Ama bilmediğimiz bir aşama, gül eleniyormuş reçel yapılmadan önce. Evet. Şimdi ben gül eliyorum. Eleyebiliyor muyum Merve? Gayet güzel, gayet başarılı. Ne kadar elenecek? Daha elenecek mi? Şu sarı kısımların ayrılması gerekiyor. O bizim için yeterli. Ne kadar az içerisine giderse o bizim için daha verişli. Şu şekilde yapraklarını ayırmamız gerekiyor ki, özellikle bu şekilde ayırıyorum, şu içerisindeki sarılıklar gitmesin. Hı hı. Ne kadar dikkatli ayırırsak ayıralım, ister istemez birazcık kalıyor. Gidiyor. O yüzden de bu eleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu an çıkmıyor galiba. Evet, çıkmıyor. Bitti artık yani. Evet, evet. O zaman bunu bunun içine koyuyoruz, hı hı, değil mi? Evet. Gülle çalışmak çok zevkli. Eleğiniz de ilginç. Babaannemin kalburu kendisi. Öyle mi? Bizim için o da bir miras. Çok özel bir kalbur. Hiç görmemiştim, evet, böyle bir kalbur. Özel mi yapılmış? O zamanlar böyle miymiş yani hocam? 50 senelik bildiğimiz, öncesi var mı yok mu bilmiyoruz. Ama bu şekildeymiş eskiden bulunan kalburlar. Tamam, o zaman bu kalburu bir kenara, evet, alıyoruz. Örtümüzü de alıyoruz sanırım. Örtümüzü de toplayalım. Malum biz kazanda kaynattığımız için, onun içerisine gitmesi için telef etmiyoruz hiçbir şeyimizi. Kullanıyorsunuz. Evet evet, hiçbir şeyimiz telef olmuyor. Gül suyu yapımında. Bunları da gül suyu yapımında tekrardan kullanıyoruz. Gül reçeli için bize gerekli olan malzemeler neler? 1 kilo gül yaprağı. Bunu biz özellikle 1 kilo olarak yaprağını tartıyoruz. 5 bardak kadar şekerimiz var. 4 adet limonumuzun da suyu. Bütün ölçümüz bu şekilde. Bu kadar, bu kadar malzeme. Evet. Hı hı. Şerbetimiz için ekstradan da birebir. Yani mesela atıyorum bir kavanoz şekerse bir kavanoz da su olarak o şekilde kaynatıyoruz. Evet. Sonra şerbetli gülü mü buluşturuyoruz? Şerbetimizin kıvamı gelmesi gerekiyor. Onun da kıvamı parmağımızı batırdığımızda, hı hı, damlamıyorsa eğer o kıvam gelmiş demektir. Bir kaba ayırıyoruz. Orada birazcık ılımasını bekliyoruz ki kaynadığı sürece zaten o akışkanlığı fark edemiyoruz. Anladım. O ılıdıktan sonra parmağımızla kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi bu senin ölçün anladığım, evet, kadarıyla. Evet, bu bizim ölçümüz. Malzemelerim bunlar. Şimdi, hı hı, ne yapacağız? Şimdi bunların hepsini bu tavanın içerisine buluşturacağız. Ben de limonu dökeyim mi? Tabii ki. Bu şekilde yoğuruyoruz. Yani mümkün oldukça ezerek yoğuruyoruz. Ama senin ezilmiş bir miktar reçelliğin var sanıyorum, değil mi, aynı ölçüde? Evet. Onu isteyelim mi Gülpembe'den? Olur, neden olmasın. O ölçüm birazcık daha fazlası. O bunun gibi iki leğen kadarı. Hmm. O şu anda bunun iki katı yani. İki katı şerbet, evet, yapacağız, evet, yani, öyle mi? Evet. Ama çok güzel değil mi bunun rengi de? Bu birleştikçe aslında şu görüntüden daha koyu bir renk elde ediyoruz. Hı hı. Yani normalde de bu yapraklarımız yine aynı şekildeydi.
yoğurdukça, ezildikçe daha çok koyulaşarak bu rengi elde ediyoruz. Limonla ezildikçe. Evet, limon ve şekerle ezildikçe bu rengi elde ediyoruz. Pembeliği artıyor. Evet. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz biz. Sonra bunu tencereye mi geçireceğiz? Evet. Merve ile reçel yapımının üçüncü aşamasına geldik. Şimdi şerbetimiz kaynıyor. Hı-hı. Bir daha özetleyelim istersen. Şerbetimizin içinde ne kadar suya ne kadar şeker vardı? Bir kavanoz şeker varsa bir kavanoz da su olarak ayarlıyoruz. Yani ne kadarlık yapmak istersek, çok küçük ölçeklerde yapmak istersek bardaklarla da ölçüm yapabiliriz. Ama birebir, yani bir şekerse bir adet de su. Ölçümüz bu şekilde. Şöyle mi oluyor Merve? Sen bunu yapıyorsun şimdi. Evet. İhtiyacın olduğu zaman bundan alıyorsun, reçele dönüştürüyorsun. Evet. Bu bir depolama yöntemi. Maya olarak geçiyor. Reçel mayası olarak geçiyor bu. Reçel mayası denilen şey bu yani. Evet, reçel mayası. Şeker ve limonla harmanlamış gül yaprağının beklemesi demek oluyor. Şerbetimiz kaynıyor şimdi. Ne yapacaksın? Şu anda ondan çok az bir miktarda ayıracağım. Kıvamı gelmiş mi gelmemiş mi bunu kontrol etmek için. Şu şekilde bir tabağıma ayırıyorum. Soğutmamız gerekiyor ki o kıvamı tam görmesi için. Kaç senedir gülhanem var Merve senin? Sanırım 3. senemizi doldurmak üzereyiz. Ha, yenisin yani. Yeniyim. Gül tarlanda var mı? 2 senedir de aşağı yukarı tarlamız var. 6 dönüm kadarlık bir tarlamız var. Neler üretiyorsun? Gül suyu, reçel, sirke. Üretmeye çalışıyorum. Bu bizim kıvamımız. Mesela parmağımdan akmadığı noktada, mümkün olduğunca kaldığı nokta bu şerbetimizin kıvamı. O zaman gülümüzü koyabiliriz. Evet. Müthiş buluşma gerçekleşebilir. Kaşıkla almamamızın nedeni birbirine çok yapışmış bir şekilde olduğu için ve elle ölçmeye de birazcık alışkın olduğumuz için. Bu şerbete ne kadar gül koyacağını biliyorsun sen göz kararı. Az buçuk yani hani ister istemez 3 aşağı 5 yukarı yaptıkça insanlar zamanla. Yani hani bir de şöyle bir şey var. Bazı insanlar içerisindeki yaprak tanesini fazla sever. Daha fazla koyabilirler. Bunun da bir zararı yok. Kimisi az sever, şerbetini daha yoğun tatmak ister. Az da koyabilir. Ama biz mümkün oldukça eşit koymaya çalışıyoruz. Sen de böyle mi yapıyorsun? Ben değişik yöntem yapıyorum. Nasıl mesela? Ben ayıklıyorum, eliyorum, yıkıyorum. Bir leğeni, ölçüsü neyse gülü, şeker de aynı yapıyorum, suyunu da aynı koyuyorum. Bir tencere hepsini buluşturuyorum ve kaynatıyorum. Kıvam alıncaya kadar arkadaşın yaptığı gibi kaynatıyorum. Birlikte kaynatıyorsun evet, sen. Evet, ben hepsini birlikte kaynatıyorum. O zaman gül yaprakları fazla kaynamış oluyor. Evet. Kokusu azalıyor mu acaba? Yok, hayır azalmıyor. Tadı azalıyor mu? Hayır. Farkı yok diyorsun. Yok, farkı yok. Öğretilme ve öğrenme şekli diyelim. Hani herkesin öğrenme şekli farklı. Ama mayasını böyle yapıyorum ben de. Uvarak. Ama sen de dededen nineden kalma gülcüsün galiba. Biz eskiden sadece gül toplardık. Gül suyu veya reçel işine hiçbir zaman girmedik. Eşimle birlikte yapar mıyız? Yaparız. Onun desteği sayesinde. Hatta onun beni... Hadi yaparsın demez sayesinde bu noktadayız. Davranışın ne güzel o zaman seni teşvik eden bir işin olması. Büyük bir şans hayatta. Sen de bu işi yüzünün akıyla götürüyorsun. Bu kaynayacak ve reçel kıvamını alacak. Yani güllerimiz biraz solacak mı? Güllerimizin rengi mutlaka değişecek. Çünkü kaynama işlemi gerçekleştikçe sararma yapacak. Biz herhangi bir şekilde gıda boyası ya da renklendirici hiçbir şey koymuyoruz. Ben tamamen bu şekilde doğal olarak bırakmayı tercih ediyorum. Şimdi bu kaç dakika böyle kaynayacak? Bu rengini değiştirene kadar. Şu anda zaten o yapraklar buluştuğu için ister istemez kıvamımız birazcık durulmuş noktada oluyor. Bununla birazcık daha kaynayıp o kıvamı yeniden alması gerekiyor. Pembe Gül ve Merve ile birlikte yaptığımız reçelin sonuna geldik artık. Şimdi tabağı alıp sizlere göstereceğiz. Güle dair o kadar çok şey öğrendim ki umarım hepsi aklımda kalır. Kalmazsa da yayınları tekrar tekrar izler, kaydederim. Şu şekilde kıvamımız ve rengimiz. Bir kaşık daha alalım mı üstüne? Tabii ki.
rengimiz hafif değişmiş değil mi? Evet. Bu bekledikçe daha da mı daha sararacak? Daha da sararacak, evet. Bir de imkanı olanlar varsa, odun ateşinde yaparlarsa eğer dışarıda ve kara tava dediğimiz sistemde, onunki daha da bal kıvamında, bal renginde bir öyle mi? Renk elde edecekler, evet. Gül rengini görmüş olduğumuz gül reçeli bu görünüme ulaştı. Umarım sizin de sofralarınızda sevdiklerinizle paylaştığınız anlarınız olur. Güle ait pek çok ürün yapıyorsun, evet, ve satıyorsunuz. Evet. Bunu yurt içine mi satıyorsun, yurt dışına mı? Yurt içi ve yurt dışı olarak satış yapıyoruz. Yurt içine çoğunlukla reçellerimiz, gül suyumuz. Gül suyumuzun bir kısmı yurt dışına, özellikle yağımız yurt dışına gidiyor. Gül yağı yurt dışına, evet, gidiyor. Evet, özellikle yağı yurt dışında talebi daha yüksek olan. Peki hangi ülkelere gidiyor, müşterilerini nasıl buluyorsunuz? Çoğunlukla internet aracılığıyla ve aracılarla geliyorlar. Arap ülkeleri diyebilirim. Özellikle bakır kazan dediğimiz sistemdekini Arap ülkeleri daha çok tercih ediyor. Çünkü bakırın gülle birlikte tepkimeye girmesiyle oluşan yağın rengi yeşil renkte oluyor. Ve Arapların tercihi de o yüzden bakır kazanlardaki yağlar oluyor. Kromda da kaynatılan güllerimiz var. Onların renkleri de sarı renkte çıkıyor yağları. Bakırın oksitinden dolayı kaynaklanan yeşil oluşuyor. Kromdakine de daha çok farklı ülkeler tercihleri, ama Arapların tercihi çoğunlukla yeşil. Koku ya da başka bir içerik anlamında farkı oluyor yani mu? Yani içerik olarak bildiğim kadarıyla farkı yoktur. Koku olarak da yoktur. Çünkü neden? Gül aynı gül. İçerisine herhangi bir koruyucu madde bir şey girmiyorsa, raf ömrünü uzatacak herhangi bir şey girmiyorsa ya da kimyasal bir şey katılmıyorsa kokusu ve renk, yani kokusu aynı olur diye düşünüyorum. Kromdakileri görme şeyim çok fazla olmadı. Bunu kapatmayı unuttuk biz. Evet, sohbete daldık, kapatmayı unuttuk. Bunu bu şekilde kavanozlarımıza dolduruyoruz ve kapaklarını kapatıyoruz. Görüntümüzü de bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Çok hassassınız güle karşı. Gül çünkü hem benim işim hem aşım. Hepsi bir arada. Bir arada. Hem kültürel mirasım, atalarımdan gördüğüm, geçmişimden, büyüklerimden öğrendiğimiz, kıymetini bildiğimiz, sabah erken kalkınca bereketinin bol olduğu bize aşılanan bizim en değerlimiz. Nimetimiz diyorsun. Evet. Öğrettiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ürünleriniz bereketli olsun, İnşallah gülleriniz hepimizin çoğalsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.